19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesinin verilmesiyle 19 Eylül Gaziler Haftası olarak kutlanmakta. İskenderun'da Gaziler Haftası nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demirürek, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri ve sivil erkan da törende hazır bulundu. İskenderun Kaymakamlığı Garnizon Komutanlığı, İskenderun Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin çelenk sunumuyla program başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program devam etti. Selam! Dur! Gel! Muharip Gaziler Derneği Başkanı Neşet Turhan, 19 Eylül'ün bizler önemini çok iyi biliyoruz dedi. Bin yıllık varlığının sona erdirmek isteyen emperyalist güçler Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkardılar. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çağrayı kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akibete uğratılarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı. Böylece Yunanların küçük Asya hayalleri Ege'nin derin sularında son buldu. Sakarya Meydan Muharebesi Türk'ün ateşle imtihan milletimizin ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi yaklaşık 238 yıldır Avrupa'dan geri çekilen Türk ordusunun son savurma savaşı olmuştur.